hayırlı olsun diyelim. Hoş bulduk. Siz bugüne kadar inşaat anlamında çok 1 milyon metrekare bir inşaat yaptınız ama satış anlamında ilk projeniz İstanbul. Biraz projenin detaylarını alabilir miyiz sizden? Tabii ki proje 2 kuleden oluşuyor. Kulelerden bir tanesi turizm amacıyla yapılan otel ki markamız burada Marriott. Diğeri de 280 tane 1+1 ve 2+1'den oluşan bir residence. Residence dememek lazım aslında. Bu residence'ın kavramı Türkiye'de biraz farklı anlaşılıyor. Bir yaşam konsepti, bir yaşam tarzı, yeni bir yaşam modelinin olduğu özel bir proje. Şu an itibariyle proje 10. kata geldi. Toplam 26 kattan oluşuyor. Bina yüksekliği 120 metredir bölgede. Biz de onu sonuna kadar kullanıyoruz. Yaşayanların yaşam standartlarının yükseltileceği, yatırımcı olarak girenlerin yüksek karlılıkla buradan gelir elde edebileceği de bir proje olarak herhalde şu anda gördüğümüzü söylememiz doğrudur. Uzun bir emek ve göz nuru, çalışmanın ürünü bir eser olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda tabii ki içinin tarzı, içinin konsepti, yaşam alanları itibariyle de bölgede fark yaratabileceğimiz bir çalışma olmasını arzu ettik. Ümit ediyorum ki bittiğinde bunu da herhalde yakalamış olacağız. Lansman öncesinde bir satışımız oldu mu, talepler nasıl oldu ve şunu öğrenmek istiyorum, ne kadar görüyorsunuz? Çünkü bu itibariyle çok değerli bir bölgede yükseliyor. Evet. Tabii bölge zaten şu an itibariyle, bilmiyorum bunu ne kadar söylemek doğru olur ama yeni bir maslak orada doğuyor deniliyor hep. Doğrudur, olabilir. Önümüzdeki birkaç seneyi yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Bizim çıktığımız fiyatla projenin tamamlandığı günkü fiyat arasında %30-40 aralığında bir prim mi demek lazım? Herhalde prim onun ismi artık sektörde öngörülüyor. Sağlanır mı? Bu da sağlanacak. Dolayısıyla bugünden tabii böyle bir projeye girmenin farklılığı yatırımcı anlamında olmalıdır. Biz de bunu zaten bu fiyatlarla orada sağlatacağız. Burada nasıl bir ödeme seçeneği var? Bu birinci soru. İkincisi de İstanbul hangi bölgelerinde arsa stoğunuz var? Nerelerde yeni projeler yapmayı düşünüyorsunuz? Bölgede şu an iki tane daha arsamız var. Bir tane de Anadolu yakasında büyükçe bir arsamız var. Buralar için düşüncelerimizle birlikte yeni tabii ki arayışlarımız da var. Bu satın alma üzerine de olabilir. Proje bazında bir ortaklık da olabilir. Ona da son derece sıcağız. Gelir paylaşım model biliyorsunuz çok yaygın artık ki çok da tercih edilen bir sistem aslında. Böyle bir fırsat çıkarsa biz tabii ki bunu da değerlendirmek istiyoruz. Bakalım artık hayırlısı önümüzdeki kısa vadede ikinci bir projeyle sizlerin karşısında olmayı çok arzu ediyorum. Son sorum olsun benim. 2016 için toplam ne kadarlık bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Projeyle birlikte. 2016 derken şimdi bizim tabii bir taraftan devam eden sanayi çalışmalarımız var. Sanayi yatırımlarımız konut ve anlamında. Konut anlamında şu an için 2016'da bu 2016'nın içerisinde yeni bir projeye ben başlayabileceğimizi düşünmüyorum ama hazırlıkları başlar. 2017'de belki sizinle yine böyle bir ortamda beraber oluruz. Şimdi Türkiye bu konuda özellikle son 10 yıldır biliyorsunuz çok kurumsal firmaların marka projeleriyle tanıştı. Çok güzel projeler geliştirildi ve bu anlamda tüketicilerin arzu ettiği ve almakla değil sadece içinde yaşamakla doğru orantılı bir yeni yaşam konsepti arzusu var. Tabii ki çok iyi projelerin yanı sıra maalesef piyasada tutunamamış veya tutunmakta zorluk çeken firmaların projeleri de oldu. Bunlar istisnadır, olacaktır her zaman için, her yerde olabilir ama ben her zaman için çoğunluğa bakıyorum. Çok canlı bir sektör. İyi ve farklı projeler yapıldığında tüketici bunun bedelini her zaman ödüyor, ödemeye de hazır. Çünkü fark derseniz bunun bir maliyeti var. Ama bu iş bir kere yapılıyor, bir kere alınıyor noktasında bir düşüncede olursanız iyi proje yapmak lazım. Bizim de zaten buradaki amacımız o. Sadece bir
bina satmak, bina yapmak değil. Burada bir yaşamı şekillendirmek de bizim için önemli olan. Onu da şekillendirdiğimizi düşünüyorum. Hayırlı. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.